Cim. Başlatıyorum abi analizi. Başlat. Bir tarafta Gangplank ön plana çıkıyor. Diğer tarafta Corki, Nat ikilisi ön plana çıkıyor. Ama ayrı gittirme oyunu. Orta koridorda bu arada Corki'nin itirdiğini görüyoruz. Yalnız pikler hakkında hiç yorum yapmadık da. Arkasından bir gömlek gelecek Sion'a. İlkan gelir mi burada sıçrasın? Ne zaman kullanacak Sion? Koşuyorla gelen bıçı. Oy! Oy! Beyler o hareketi gören var mı? Ne hareketi? Ne lan? Stomage izle. Gelir mi burada sıçrasın ne zaman? Flash atacağı yere varil fırlattı onu mu diyorsun yoksa? Aynen öyle abi. Flash atacağı yere varil atıyor adam ya. Shadow Fist bunu izlemezsen unsub demiş. Shadow Fist tamam kapattım abi analizi. Bunu izlemezsek unsubmış. Tabii ki tecrübeli bir takımız ama 10.000 kişinin önüne çıkmak zor bir şey gerçekten. Heyecan dorukta olacak. Nefes nefese olacağız. Ama bu duyguları bastırmayı da bileceğiz. Lan eskiden 10.000 kişinin önüne çıkardınız TBF'de. Çıkardık. Ben de çıkardım. Lan bir... Neyse bak konuşmayayım diyorum da söyleyeceğim. Abi nasıl her sene nasıl bir sene öncekinin daha kötüsünü yapmayı başarıyorlar gram anlamıyorum ya. Yemin ediyorum gram anlamıyorum. Her sene... Daha kötüye nasıl gidiyor bunu çözemiyorum abi. Kafam sürekli bununla meşgul bu aralar. Neyse. Buradan başlıyorum abi. Stomage'den bir baskın denemesi gelebilir. Çalının arkasından bir göbek gelecek Sion'a. İlkan gelir mi burada sıçrasın? Ne zaman kullanacak Sion? Koşu yolda gelen bıçı. Koşu yolda gelen Stomage bıçı. Skorda da bası için yeter mi oldu? Şey geç attı ya. Yok be oğlum. İlkan burada Bahçeşehir süpürmesine gitti. Büyük bir kayıp oldu yalnız. Aha. Orada ejder kısmında bir savaş çıkmış hemen. Kimleri de orada. Stom ejderi de. Yalnız içeride Wolf var. Tutuşturdu da bıraktı. Closer'ın üzerinde. Bir savaş Closer'dan çıkacak. Frozen ve Wolf buradan çıkabilir mi? Süper Massive'in Korelileri. Seal da aynı şekilde. İyi anlaşıyor. Doğru. Ormancı ormancıyla takas ettiler. Ne kadar içeri kontrol totem bırakmış olsa da Closer görüş üstünü tamamen Sup ellerinde şu anda. Closer şimdi oraya yaklaşıyor. Frozen de orada. Saçar tohumu da devre dışı bıraktı. Ya CEO içeri doğru girmek isteyecek mi? En azından roketlerle biraz dürtmek isteyecek. Üst koridorda öncelik kimde? Üst koridorda öncelik Narda. Yalnız Meganarı yok galiba. Buraya geldiği gibi Pilot'ın geldiği ihtimali yok. Işınlanı da yok çünkü. Süper Massive'in kompa bak. Full global lan. Talyak GP. Süper Massive'in oluyor. Yok gergin. Oo bir dakika Tolerant. Orada Tolerant. Bu arada Zeitnot'la birebir yakalandılar. Arkadan Gragas ultisi de geliyor. Gangplank ultisi de geliyor. Tolerant'ın kronometre sonunu bir süre daha hayatta tutacak ama yeterince uzun değil. Derin darbe de orada boşa gitti. Frozen'ın üzerine doğru gelmesini istiyor ama Frozen tecrübeli bu konular için şimdi afet gelecek mi? Combo ile beraber derin darbe de gelecek. Frozen'ın başı dertte. Kaçıncı ilk kal? Altıncı skor mu? Frozen'a gitti. Kullanamamıştı. İkinci paket. Sürekli kill oluyor lan Mert. Stomage'da evet. İçeri bıraktığı fıçı. Bunun devam verdi. Ettiğini biliyorlar çok ama aktifler mapte. Aktif bir maç beyler. Hayır. Royal Youth burada. Onu aradan geçerken bilir. Kaylevomcum 6. Inkut olsun hoş geldin abi. Orada bir oyun yapmak istiyorlar. Closer içeride. Orada çarptı. Stomage üzerinde kullandı. Frozen üzerine gitmeye devam ediyorlar. Frozen oradan sıçrayla çıktı. Güzel bir ulti geldi. Oy. İçeride. Pilot bir anda yalnız kaldı. Nişancı yalnız kalınca ne olur hepimiz çok iyi biliyoruz ama. Diğer tarafta CEO toplamaya başladı. 2'ye 2 bir değişim var. Zaten orada bu orada kaçmaya çalışacaklar. Arkada falan Closer'ı kovalıyor. Abi Zeitnot'un dodge'lara bakın. Closer oradan çıkmak zorunda. Şimdi CEO'la Armut günü pozisyonda yakalanacaklar. Bomb da geldi. Of. Şimdi CEO'nun oradan çıkış var mı? Sihirli çan. Onu kurtarmak için yeterli olmuyor. Bomb toplamaya devam ediyor. Baksana abi. Kutlu başı dertte. Çok yakın bir Berkay'ın savaş. Berkay'ın oynayışa bak. Berkay'ın kaybetmesine çok üzüldüm ya ben. Farkı kazanmayı başarak çünkü bir de kule alacaklar. Regardur. Söylemiştik birileri geçerken alacak diye oradan geçmekte olan Royal bu ejderi hızlı bir şekilde bitirecek mi? Oo! Stomage istedi! Kragas alıyor bakalım canıyla ödeyecek mi bunu? Arkadan örgüdü var geliyor Closer orada kronometre kullanmak zorunda kaldı. Stomage hala düşmedi bu nasıl bir tank? Şimdi Kragas alıyor. Aha Armut! Altın başlarda güzel bir ultisi ama hayır. Geldi Berkay oraya. Düşecek. Armut Megal Arbor'unda sahip. Baksana buraya çok buraya kötü ulti attı. Evet. Ve şimdi patlayan gitti yer dostan mıydı yan arkadan direkt? Ultiyi yemedi onların da. Abi Tolerant çok yakalanıyor ya. Tolerant 2 oyun falan intledi bu arada. Ondan sonra kendine geldi biraz. Yalnız Barona girecek mi orada Royal Youth?
Hades tarzı mı oynadı kanka? Evet, başladılar arka taraftan. Yok Hades'ten iyidir canım. Yok Hades'le karşılaştırılmaz da. Nasıl ya, Hades Türkiye'nin iyi supportu değil mi oğlum? Totemi de görüş zihniyeti. Kime göre, neye göre şimdi? Kendisi öyle olduğunu düşünüyor. Şimdi paket kullanıldı. Ben de Türkiye'nin iyi jungle'ıyım. Ben de dünyanın en iyi top lane'iyim. Ya şu anda öncelik Bahçeşehir Supermassive'de. Çok hızlı baron alacak takımlar değil. Dodge derinin olmadığını da hatırlatalım. Şimdi örgü duvar geldi. Örgü duvar biraz... Bu nasıl bir örgü duvar? Kırmak amacıyla atıldı. Haa, böyle bir örgü duvar. Bu örgü duvar, adamlar gelmesin biz tavır aldım örgü duvara. Narda çünkü güzel Frozen'ın örgü duvarları çok işe yaradı. Oy! Kaldı. Closer sıçrayla çıkmak zorunda kalıyor. Stomage! Bak bak, Storm'un oynayışa bak burada. Bütün savaşı kentilen kultisi altında yapmak zorunda kaldılar. Closer sıçrası yok, içeri girmesi için sancak kombosunu kullanması gerekecek. Yalnız Closer oraya yetişemeyecek mi? Beyler bu Gangplank bu arada. Neyse sonra anlatırım size. Kontrol totemini bıraktı, Closer içeri giremeyecek. Baron'u da alacaklar, Ormancı'yı da aradan çıkardılar. Maçın 29. dakikasında Supra'nın enerjiyle Baron'un GP'yi değil mi? Evet. Supermassive'in olacak. OP galiba baya, herkes oynuyor. Abi GP'yi bak. Geçen ne zaman Taldir'in oynadı ya kumarda. Taldir'in oynadıysa kesin OP'dir. Taldir'in oynadıysa %100 OP'dir abi. Ben Taldir'ine karşı ne oynuyordum o da GP oynarken hatırlamıyorum ama tam bir şey çarı böyle. Geride duran, asla kaybetmeyen, bota da ulti atan safe pick. İnanılmaz böyle şey bir karakter. Hani herkes oynayabilir öyle bir karakter bence. Civarında bir ne o planın altına atıp dilencilik mi yapıyorsun yani? Aynen zaten öyle. Bota ulti atıyorsun sonra. İçinde bu arada içlik topu tuttu. Kaysa gelecek mi? Kaysa geldi. Yalnız arkada tüyler çekilecek mi? Zaytos sıçrayla oradan çıkmak durumunda kaldı. Storm'u da aldı. Royal'u yutaradı. Takım savaşını buldu acaba. Ooo. İkili varil kombosu yapıyor. Şey. İki tane koridordan Fabulous. Hakim çara. Evet evet. Fabu iyi oynadı bu maç. Devam ediyorlar ama şu ondan sonra kadar... korktular. Fabu'ya banladılar sürekli. Kadim Ejder aldı bu arada. Aldılar. Biz uyurken GP denen karakter sana börse doğru meta oluyor bir şekilde ya. Ben onu anlamıyorum zaten. Bak beyler şöyle bir şey var şu oyunda. Bazı çarlar var. Ne zaman Words gelse metaya giriyor. Bu niye böyle oluyor abi? Bunu hiç ama düşündünüz şimdi, mü ya? Şimdi, her şimdi, çar şimdi. Bak Gragas mesela. Gragas 10 yıldır meta ya. Ne zaman görsem her maç Gragas var böyle Words Giovanni, zamanlarına doğru. Onların skill seti çok iyi ama o karakterlerin. Ya tamam da o zaman niye nerfleyip sonra Words zamanı tekrar buff'lıyorlar? Sezon içinde skill nerf. Skill seti iyi oğlum. Nerf olsa lan, bile oynayacak karakterler. Hayır nerfliyorlar sonra bak, diyorlar ki çok nerfledik biz bunu hemen tekrar buff'layalım deyip tekrar meta'ya sokuyorlar. Anladın mı? Boş değil oğlum, gerçek bilgileri veriyoruz size. Shadow Fist diyor ki Kaan şaka mısın, asıl yeri izletmedin, delireceğim, bitince ilk maç izlet şunu. Abi Shadow Fist biliyoruz onu, artık onun bir olayı kalmadı. KFC fan 3 TL revanş KFC maçı ne oldu Kaan, bir de Armut da LCS'e gidebilir mi demiş. Armut gidebilir ya, potansiyeli var abi, Broken Blade tarzı böyle gideceğini düşünüyorum ben ama ne zaman gider gidebilir mi bilemiyoruz yani. Mustafa Deniz 3 TL Kaan abi ilk bağışımı sana atıyorum. Umarım güle güle kullanırsın. Bir sorum olacak. AD Carry'de iyi oynamama rağmen sürekli takım yüzünden kaybediyorum. Ne yapabilirim sence demiş. Kardeşim bunun bir çözümü yok. Çözümü olsa Zeitnot bilirdi. Kazanırdı. İzliyoruz. Daha güçlü, daha ejderleri var. Kadim'le birlikte güçlenmiş bir daha ejderi. Bu Baron'u çok daha kolay yapacaklar. Baron gitti mi? Eridi gitti. Geçeni de aktifleşti orada. Siyol'a inanılmaz bir hasar. Gangplank ötesi. Siyol çıkmayı Kadim Kadim. Kadim etkisi. Kadim yanı orada. Kadim mi? Ve şimdi arkada üçüncüyle inip. Neyi göremiyorsun? Event list yüzünden minimap'i göremiyoruz. Tamam hemen kapatayım kardeşim. Buyur. Görüyor musunuz artık abi? Tamam. Devam bitti zaten maç. Siyol'un ölüşe bak. Orada almayı başardılar. 38 saniye ve 52 saniye sonra diğer inipler gelecek ama Bahçeşehir Supermassive'in beklemeye niyeti var gibi gözükmüyor. Nexus kulelerinde çalışmaya başladılar. Artık savaş başlatmak zorunda. Şimdi o savaşı başlattı. Closer ama düşen kendisi oldu. Rakibe ciddi bir hasar bile veremediler. Bahçeşehir Supermassive sonunda bu kaybediyor. Yalnız son arkada birebir atıyor. Sesin gelmedi de. Nexus açık durumda 3 kişiyle beraber. Çok bayağı clean maç yani. Evet bu maç sub direkt sikmiş. Seri'nin karşılaşmasında Bahçeşehir Supermassive 40 dakikada galibiyete ulaşıyor. Müthiş bir seri başlangıcı. Harika bir seri bizleri bekliyor. Vay be.